Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi çok hoş, çok güzel bir üçgen şal modeli anlatacağım. Modelim iki sıradan oluşuyor. Farklı üç boyutlu bir model. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Çeyize de çok yakışır diye düşünüyorum. Çeyize yapabilirsiniz, yapıp satabilirsiniz. Kendinize örebilirsiniz, sevdiklerinize örebilirsiniz. Fıstıklı, böyle üç boyutlu, çiçekli bir model arkadaşlar. İp olarak şöyle büyük bir parça olarak Angora Gold'la öreceğim. Angora Gold'u bazı takipçilerim beğenmiyor arkadaşlar. Çünkü kaşıntı yapıyor diyorlar. Oluyor, ense kısmına gelince yelek örerken kaşıntı yapabiliyor. Yerine böyle alize simli şal ipi alabilirsiniz. Bu iple de örebilirsiniz. Bayan yeleklerini tavsiye ederim arkadaşlar. Hem sökmekte, diğer alize Angora Gold sökmekte sorun oluyor. Çünkü sökerken tüylü bir ip olduğu için açılmıyor ya da kopuyor. Ama alize simli şal öyle değil arkadaşlar. Tavsiye ederim. Evet. Simsiz olanları da var tabii ki. Tığ olarak da şöyle sizinle birlikte alize simli şal ipiyle öreceğim. 2 numara 1,75 mm'lik tığla öreceğim. Siz elinize yatkın bir tığla örebilirsiniz. Tığ numarası önemli değil. Şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce 6 tane zincir çekelim. 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. İlk yaptığım zincire bu şekilde başına dolanmadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu yuvanın içine bir dolayıp iki defa da çektiğim iki tane trabzan yapıyorum. Evet, baştaki zinciri de trabzan olarak kabul ediyorum. 3 oldu. 2 zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Dediğim gibi bir dolayıp 2 çekiyorum trabzanlarımı. 3. trabzanı da yaptım. 2 zincir doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. İki zincir doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Şöyle göstereyim. İlk sırayı tamamladım. 3 tane zincir yuvamız oluştu. Dönüşte 3 zincir çekiyorum. Böyle eliniz biraz geniş tutun. Sıkıysa 4 zincir çekebilirsiniz. Tığıma doladım. Kenar su taşını yapacağım. İlk zincir yuvama. Kenar su taşı için 3 trabzan. 2 zincir. Doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Dört zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Hatta 3 çekelim. Sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına su taşı. Kenar su taşını yapıyorum. Yani 3 trabzan. 2 zincir doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Dönüş için 3 zincir çekiyorum. Evet, ikinci sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Çevirdim. Tığıma doladım. Yine zincir yuvama kenar su taşını yapıyorum. 3 trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Dört zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığıma doladım. Buradaki zincir yuvasına alttan giriyorum. Bakın bu şekilde ilmeği aldım, doladım. Şöyle iki ilmeğin içinden geçtim. Doladım. Sıradaki zincir yuvasına geçiyorum. İlmeği aldım, doladım. İki ilmeği içinden geçtim. Tığımda 3 ilmek var. Dolayıp 3'ün içinden geçiyorum. Bu şekilde. 2 yarım trabzan yaptık ve ikisini bir kapattık. 4 zincir.
Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. Kenar sütaşını yapıyorum. 2 zincir. Doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Dönüş için 3 zincir çekiyorum. Evet. Üçüncü sıramızda bu şekilde tamamlamış olduk. Çevirdim. Yine kenar sütaşı için 3 trabzan. İki zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Dört tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığıma doladım. Bakın buraya batmıştık. 2 trabzan toplamıştık. Bu şekilde batarak bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yuva yapmış olacağız. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. V şeklinde yuva yaptık. 4 zincir çekiyorum. Kenar sütaşını yapıyorum. 3 trabzan. İki zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Ve dönüş için 3 zincir çekiyorum. Bu sıramızda bu şekilde tamamlamış olduk. Çevirdim. Yine kenar sütaşımı yapıyorum. 3 trabzan. 2 zincir, 3 trabzan. Evet, bu sırada desen yapacağız. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Buradaki yuvaya, zincir yuvasına alttan girerek bir trabzan yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Şimdi modelimi kendime doğru yatırıyorum. Yani ters tarafını çeviriyorum bu şekilde. Yatırıp bu iki trabzan arasındaki boşluktan girip trabzanı içine alacak şekilde 4 tane trabzan yapıyorum. Tersinden tekrar göstereyim. Buraya bir trabzan yaptıktan sonra bir zincir çektim. Modelimi kendime doğru yatırdım. Tığıma doladım. Tersinden bakın yuvanın ortasına girip trabzanı içine alacak şekilde 4 tane trabzan yapıyorum. 1. Trabzanların boyunu biraz uzun tutabilirsiniz. Yaprak olacak bunlar. 3 ve 4. Bu şekilde. 3 zincir çekiyorum. Dibine başına dolanmadan batıyorum. Birinci yaprağımı yaptım. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. İkinci yaprağımı da V şeklinde yuva yapmıştık. Yani trabzanlarımı battığım yere bakın bu şekilde battığım yere tekrar girip böyle 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum. Şöyle çevirip bakın. Diğer trabzanımı içine alacak şekilde başına dolamadan batıyorum. Yani zincirlerle birlikte 5 trabzan olarak kabul ediyoruz. Buradaki de 4 trabzan zincirle birlikte 5. Burada da başta 3 zincir çekmiştik. 3 trabzan zincirde 4. 5. trabzan oluyor. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Trabzanı içine alacak şekilde 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Modelimi geri tersini çeviriyorum. Yani düz tarafını çeviriyorum. Ördüğüm kısmı. Hani arkasını çevirip çiçek yaprağı yapmıştık. Şimdi normal yoluma devam edeceğim. Çevirip buradaki zincir yuvasına burada yaptığım gibi bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincirden sonra bir trabzan. İki zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Kenar sütaşını yapıyorum. Kenar sütaşını artık ezberlediniz. Yapalım sonra bir üst sıraya geçelim. Göstereceğim. Evet, sütaşını yaparak sırayı tamamladım. Sonra 3 zincir çektim. Kenar sütaşını tekrar yaptım.
bir sıraya geçmiş oldum. Burada şöyle bir, evet, bir, iki, üç, dört zincir çektim. Tığıma doladım. Modelim iki sıradan oluşuyor. İlk sırasını yaptık. Şimdi ikinci sırasındayız. Buraya bir trabzan yapmıştık hatırlarsanız, bir alt sırada. O trabzanın tepesine tekrar yuva yapmak için bir trabzan, bir zincir, tığıma doladım. Aynı trabzanın tepesine bir trabzan daha yapıyorum. V şeklinde yuva yaptık. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu çiçeğin ortasına, bakın buradaki yuvaya girerek fıstık yapıyorum. Tığıma doladım. Şöyle göstereyim. Tığıma doladım, giriyorum. İlmeği alıp doluyorum. Bu 1, 2, 5 defa dolayalım. 3, 4, 5 sardım. Ve bu şekilde kapatıyorum. 6 da sarabilirsiniz, daha tok dursun istiyorsanız. Evet. Fıstığımı kapattım. 2 zincir, 3 zincir çekiyorum. 3 zincirden sonra tığıma doladım. Buradaki trabzanımı bulup tepesine bir trabzan, bir zincir, tekrar tepesine bir trabzan daha yapıyorum. Evet, bakın. 2 tane yuvam oldu bu sırada. 4 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Kenar su taşını yapıyorum. Evet, kenar su taşını bilirsiniz artık. Bu sıramız da bu şekilde ilerledi. Sırayı tamamlayalım. Sonra bir üst sıraya geçelim. Tekrar yaprak sırasını göstereceğim. Evet, şöyle ön taraftan göstereyim. Bir desenimizi tamamladık. Şimdi ikinci desenimizi yapacağız. İkinci sıra desenimizi yapacağız. İki yuvam var, iki tane çiçek olacak. Evet, yaprak yaparken kenarda şöyle iki zincir çekiyoruz ve tığımıza doluyoruz. Yaprak yaparken kenarda iki zincir çekelim ve zincir yuvasına bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, tığıma doladım. Yine yuvamı kendime doğru yatırıyorum, böyle tersinden yapacağız. Şöyle kendimize doğru yatıralım. Arkadan yuvanın içine giriyorum ve trabzanı içine alacak şekilde 4 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 3 zincir çekiyorum. Dibine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Tığıma doladım. Bu trabzanları battığım trabzanın tepesine böyle yine bu şekilde girip 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum. Diğer trabzanımı içine alacak şekilde başına dolamadan batıyorum. İkinci yaprağımı da yaptım. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Yine trabzanı içine alacak şekilde 4 tane trabzan. 1, 2, 3 ve 4. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Şöyle yönünü çevirip yoluma devam edeceğim. Burada fıstığın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Bir sonraki desenimin zeminini hazırlamış oluyorum bir trabzanla. Bir zincir, tığıma doladım. Karşında yine V şeklinde yuvam var. Şöyle kendime doğru yatırıp trabzanı içine alacak şekilde, bakın böyle 4 tane trabzan. 1, 2, 3 ve 4. 3 zincir çekiyorum. Dibine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Yine bu trabzanları battım. Trabzanın tepesine bakın bu şekilde girerek 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum. Diğer trabzanımı bu şekilde içine alacak şekilde başına dolamadan batıyorum.
3 zincir, tığıma doladım. Trabzanı içine alacak şekilde 4 tane trabzan. 1, 2, 3 ve 4. Bir zincir. Evet, üçüncü yaprağımı da tamamlamış oldum. Çevirip yoluma devam ediyorum. Tığıma doladım. Buradaki zincir yuvasına bir trabzan. Burada yaptığım gibi. İki zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Kenar su taşını yapıyorum. Şöyle hızlıca yapayım. 3 trabzan. 2 zincir, 3 trabzan. Üç zincir çekiyorum, çeviriyorum. Yine kenar su taşını yapıyorum. İki zincir, aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Evet. Fıstık sırasında yuvalarımızı da yapacağız arkadaşlar. Fıstık sırasında da kenarda 4 zincirle başlıyoruz. 2, 3, 4. Tığıma doladım. Buradaki bir trabzanın tepesine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu çiçeğin ortasına yuvaya bir fıstık yapıyorum. Tığıma 5 defa sarıyorum. İpiniz ince ise 6 sarabilirsiniz. Evet, bu şekilde kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Buradaki trabzanı bulup tepesine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Yuvanın ortasına, çiçeğin ortasına fıstık yapıyorum. Ve bu şekilde kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Buraya bir trabzan yapmıştık. O trabzanı bulup tepesine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapıyorum. Kenarda 4 zincir. Doladım. Kenar su taşını yapıyorum. Evet, şöyle göstereyim bakın. Hem yuva yaptık hem de çiçeklerin fıstığını tamamladık. Sırayı tamamlayalım. Kenar su taşını yapalım. Bir üst sıraya geçelim. Tekrar göstereceğim. Evet, sırayı tamamladım. Bir üst sıraya geçtim. Kenar su taşını yaptım. Bu sırada gördüğünüz gibi 3 tane yuvamız var. 3 tane çiçek yapacağız anlamına geliyor. Hem de bir sonraki çiçeklerin zeminini hazırlamış olacağız. 2 zincir çektim. Tığıma doladım. Buradaki zincir yuvasına bir trabzan yapıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Buradaki V şeklindeki yuvamı kendime doğru yatırıp yine yaprak yapacağım. Trabzanı içine alacak şekilde 4 trabzan. 2, 3 ve 4. 3 zincir çekiyorum. Trabzanların, bu iki trabzanın, battığım trabzanın tepesine bu şekilde pardon, ilk önce dibine başına dolamadan batalım. Sonra 3 zincir tığıma doladım. Trabzanların battığım trabzanın tepesine bu şekilde girip 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum. Diğer trabzanımı içine alacak şekilde başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Bu trabzanıma 4 tane trabzan yapıyorum. 3 ve 4. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Şöyle çevirip bakın bu şekilde tekrar yoluma devam edeceğim. Fıstığın tepesine
Bir trabzan yaptım. Bir zincir tığıma doladım. Yine karşımda V şeklinde yuvam var. Kendime doğru yatırıp buradaki sağ taraftaki trabzanı içine alacak şekilde 4 tane trabzan. 1 2 3 ve 4. 3 zincir dibine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir tığıma doladım. Trabzanların battığım trabzanın tepesine bu şekilde girerek 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 3 zincir diğer trabzanın içine alacak şekilde başına dolamadan batıyorum. 3 zincir doladığım trabzanıma 4 trabzan yapıyorum. 2, 3 ve 4. Bir zincir şöyle yönünü çevirip yoluma devam edeceğim. Tığıma doladım. Fıstığın tepesine bir trabzan. Bir zincir tığıma doladım. Karşında yine yuva var. Kendime doğru yatırıp trabzanı içine alacak şekilde 4 trabzan. 2, 3 ve 4. 3 zincir dibine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir tığıma doladım. Trabzanlarımı battığım trabzanın tepesine şöyle 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. 3 zincir diğer trabzanın içine alacak şekilde başına dolamadan batıyorum. 3 zincir doladım. Trabzanımı yine içine alacak şekilde 4 trabzan. 2 3 ve 4. Bir zincir tığıma doladım. Yönünü çeviriyorum. Yoluma devam ediyorum. Buradaki zincir yuvasına bir trabzan, iki zincir, kenar su taşını yapıyorum. Evet, kenar su taşını yapalım. Bir üst sıraya geçelim. Göstereceğim. Evet, bir üst sıraya geçtim. Gördüğünüz gibi fıstık yaptığımız sırada burada ne yapıyorduk? 4 zincir çekiyoruz kenarda. 1, 2, 3, 4. Tığıma doladım. Buradaki zincir yuvasına batmıştım. Bir altta trabzanın tepesine. Bir trabzan, bir zincir. Aynı trabzanın tepesine bir trabzan daha yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Çiçeğimin ortasına bir fıstık yapıyorum. 2, 3, 4, 5 sarıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Burada bir trabzan yapmıştık. Onu bulup tepesine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Diğer çiçeğimin ortasına fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. 3 zincir tığıma doladım. Aradaki trabzanımı bulup bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum, tığıma doladım. Diğer çiçeğimin ortasına bir fıstık yapıyorum. Ve fıstığımı kapatıyorum. 3 zincir tığıma doladım. Buradaki trabzanımı bulup tepesine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yani yuva yapıyorum. Kenarda da 4 zincir çekiyorum. Ve kenar su taşımı yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde.
Şöyle 3 zincir çekeyim. Evet, artık anlarsınız arkadaşlar, modelimiz bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel bir model. Bülbül yuvası modeline benziyor. Geçenlerde bir model daha yapmıştık, ona da benziyor. Şöyle bakın, bir üst sırada da 4 tane yuvam var. 4 tane çiçek yapılacak. Dediğim gibi artık anlarsınız. Son olarak bir ters arkadaşlar, ne yaparsınız? Bir sıra sık iğne gidersiniz buradan sonra. Kenarına da püskül yakışır diye düşünüyorum. Kaç yumak gider? Angora ile yaparsanız 4 yumak gider diye düşünüyorum. Çünkü ip yiyen bir model. Püskülde yapacaksanız 4 yumak gider. Evet, arkası da bu şekilde. Kremle de çok güzel oldu. Ben diğer yaptığımı da göstereyim size. Ütü de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ılık ütü yapabilirsiniz. Şöyle yaprakları şöyle yamuluyorsa sorun olmaz. Tabii ütüyü çok ısıtmayın, ona dikkat edin. Evet, şöyle soluk pudra ile yaptığım modelim de bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi ütülemedim ama gayet güzel duruyor. Böyle harika bir model. Çeyize yakışır. Şöyle serince daha güzel duruyor sanki. Hatta şöyle kendi ipinin üzerine koyayım. Böyle. Arkası da bu şekilde. Evet. Kremle de böyle oldu. İkisi de güzel oldu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Hiç değilse bir kalp, bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bekliyorum sizden kalpleri. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.